Bir Bitlis Aday programında merhabalar size değerli izleyenler. Bugün Güreymak'ta, Kürtçe ismi Norşen. Güreymak Norşen'deyiz. Sizlerle beraber seçim arafesinde 31 Mart seçimlerine doğru son sürat gidiyoruz. Sizlerle beraber sokaktaki vatandaşlarımıza, biri birinden değerli konuklarımıza mikrofon uzatacağız. Sizlerle beraber onları tanıyacağız. Siyaset yapacağız, siyaseti konuşacağız. Değerli izleyenler, belediye seçimlerine çok az kaldı biliyorsunuz. Şu an bir yanımda değerli bir misafirim, öteki yanda bir değerli misafirim. HDP Güreymak Belediye Başkan adayımız ve eş başkan adayımız yanımızda. Dilek Ozan Hanım ve Hikmet Taşdemir Beyefendi. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Sağ olun. Şükür. Hamdolsun. Sizler efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yoğun tempoyla çalışıyorsunuz. Aynen. Değil mi efendim? Evet. Eş başkanımıza uzatacağım. Haliyle bayandır, bayana biraz daha saygıda kusur etmemek gerekir diye düşünüyorum. Kendisini sizlerle beraber tanıyalım. Efendim, Dilek Ozan Hanım kimdir? 1977 Norşen doğumluyum. İlkokul 4. sınıfı burada okudum. Ondan sonra ailemin İzmir'e göçü nedeniyle İzmir'e taşındım. 2003 yılında tekrar eşimin görevi nedeniyle buraya Van'a gittik. Van'a gittik. Tekrar tayini nedeniyle Bitlis ilimize yerleştik. Tabii ki sürekli HDP partisiyle iç içe beraber tabii oldunuz. Tabii ki gençlik çalışmalarında, yıllarında, gençlik kollarında çalışmalarda yer aldım. Ondan sonra tekrar burada Tatvan'da, Bitlis'te kadın kolları çalışmalarında yer aldım. Kadın kollarında yer aldım. Bir dönemde Kürtlüler'de yöneticilik yaptım. Yani kısacası siz Güroyma'ya yabancı bir şahsiyet, bir isim değilsiniz. Yok, değilim. Partiye kesinlikle yabancı bir isim değilsiniz. Aynen, aynen. Güroymaklıyım. Halktan birisiyim. Yani hepsi tanıdık. Hepsi insanlarımız bizim. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim, şimdi de Hikmet Taşdemir Beyefendi'ye mikrofonu sizlerle beraber uzatıyoruz. Bakalım Hikmet Bey kimmiş, nereliymiş? Sizden öğrenebilir miyiz? 1960 doğumluyum. Bulanık Neyni köyünde. İlkokulu orada okudum. Orta öğrenimi Afla Selçuklu Lisesi'nde bitirdim. Evet. Yüksekokulu Diyarbakır Üniversitesi'nde bitirdim. Maşallah siz de epey bir gezmişsiniz. Tabii gezdim. Daha sonra Bitlis Bayındırlık Müdürlüğü'nde 1979 yılında göreve başladım. Evet. 29 yıl orada hizmet yaptım. Yani o hizmet süresinin yarısından fazlası yöneticilik pozisyonunda, yani yapım memuru görevinde bulundum. Ne güzel, maşallah. 2008 yılında emekli oldum. Evet. 2009 yılında Demokratik Toplum Partisi'nde Güreymak'ta il genel meclis üyeliğine seçildim. Tabii benim daha önce de partiyle tanışmıştım. Öğrencilik döneminde gelen bir tanışmadır. Ayrıca Bayındırlık Müdürlüğü'nde Yapı Yoksen iş yeri temsilcili görevinde de bulundum. Ne güzel. Emekli yani, şu anda evet. Yani uzun yıllardır vatandaşlarımıza, bizlere hizmet etmişsiniz ve hizmet etmeye de devam etmek istiyorsunuz. Ben bütün hizmetlerim de Bitlis'te olduğu için ben yani her ne kadar ana yurdum dediniz. Kendi yurdum, aynen, ben yani köken olarak zaten Norşenliyim. Yani buradan oraya göçmüşüz. Onun için Norşen'le hiçbir zaman diyalogumuz kopmadı. Norşen halkıyla birlikte her zaman diyalog içinde sevgi. Üçler içinde birimizi sevdik, saydık. Seviyorlar sizi, biliyorum. Çok seviyorlar. Sağ olun, ben de onları seviyorum. Sizin televizyonları da tabii sevgi unuttuk başta. Norşen halkına sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Bizler de aynen öyle. Bütün Güroymaklara, Norşenlilere ve civarındaki bütün bizi izleyenlere kucak dolusu selamlar olsun efendim. Çok yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Bunun farkındayız. Evet. Şehir merkezinde siz, mahallelerde, evlerde de eş başkanımız. Halkımızın sizden beklentileri nelerdir efendim? Yani gittiğiniz zaman nelerle karşılaşıyoruz? Şu an gittiğimiz mahallelerde gerçekten altyapı yok. Ondan sonra çevre düzenlemesi yok. Gittiğimiz yerlerde yani diyebiliriz ki oradan çıkana kadar epey bir çamura bata kaka çıkıyoruz. Yani bu şekilde çalışmalarımızı o şekilde yürütüyoruz. Tabii notlarınızı da alıyorsunuz. Tabii ki insanların gerçekten ne kadar mağdur edildiğini, mağdur insanlarımızın ne kadar çok olduğunu görüyoruz. Bizden talepleri de işte hani kazanmamız durumunda da bu tür mağduriyetlerinin giderilmesi yönündedir. Biz de inşallah halkımıza bu yönde o taleplerini yerine getirebilecek ne gelirse. Aynen o şekilde elimizden geldiği kadarıyla halkımıza hizmet vereceğimize söylüyoruz yani.
Hayırlısını diliyoruz efendim. Hayırlısını diliyoruz. Siz efendim, esnafın içerisindesiniz. Ekonomik bir kriz var. Sizin gözlemleriniz neler? Benim gözlemlerim şu. Yani ben tabii aynı zamanda mahallelerde de çalışıyorum. Evet. Hem şehir merkezinde de çalışıyorum. Yani halkımızda işte yaptığımız her halk bize karşı, partimize karşı bir teveccüh var. Bir ilgi var. Yani biraz ürkekle davransa bazı yerlerde, herkes değil tabii. Ürkekle davransa halk bize büyük bir teveccüh gösteriyor, ilgi gösteriyor. Ben de eş başkanımın söylediği gibi mahallelerde biz merkezden yukarıya yani hareket etmişiz ama kenar mahallelerimizde biraz hizmetlerden mahrum kalmış. Tabii 2009'da sonra başladığı belediye başkanımızın yani Demokrat Toplum Partisi'nin belediye başkanımızın gelişiyle her ne kadar bir hareketli başladıysa da süre yetmedi. Biliyorsun belediyemiz kesiyete uğratıldı. Onun için biz eğer inşallah halkımız bize teveccüh bir daha verirse, bir daha izin verirse biz halkımızla birlikte hiçbir mahallemizi bir şekilde yani hizmetin çeşit şeyleri var. Biri bir tarafına su götürürsün, bir tarafı altyapı götürürsün, bir tarafta yolunu yaparsın. Yani biz Nurşen'i bir bütün olarak düşünüyoruz ve bir bütün olarak da hizmete başlayacağımızı söyleyebilirim. Yani geçmişte biz bu tür sorunların üstesinden geldik gelmeye de devam edeceğiz. Tabii. Biz yeteriz varız diyorsunuz. Varız tabii. Sonuna aynen kadar varız. İnşallah öyle de olacak. Son cümleleri alıp programımızı burada bitireceğiz. Son olarak Güreymak halkına, Nurşen halkına neler söylemek istersiniz? Yani Nurşen halkına bize güvensinler, inansınlar. Çünkü itimat etsinler. Biz çünkü onurlu bir yaşam ibadet ediyoruz. Halkla birlikte bir belediyeciliği yapacağız ve halkla birlikte bunu sonuna kadar en iyi şekilde götüreceğimize inanıyorum. Efendim siz Güreymak halkına son olarak birkaç cümle neler söylemek istersiniz? Evet, ben de Güreymak halkına teşekkür ediyorum. Halkımıza teşekkür ediyorum. Annelerimize, kadınlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyorum. Yani dediğimiz gibi adil, şeffaf ve demokratik çerçevede bir belediyecilik yapacağımızı söylüyoruz. O iddiamız var. Yapacağız da inşallah kadın elinin değdiği, kadınların da temsiliyeti olduğu bir belediye olacak. Dolayısıyla teşekkür ediyorum hepsine. Size teşekkür ediyoruz. Hava gerçekten soğuk. Bizleri kırmadılar. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Değerli izleyenler, yani kısacası ben şahsen şunları anladım. Huzur, şeffaf, iyi bir yönetim vaat ediyor HDP kanadı. Karar sizindir. Teşekkür ediyorum.